Demek indiki mevzumuz prizma mevzusudan devam etmemiz. Bu yerde alfa bizge ne mene beradi? Yani yan kara ve tekislik arasındaki burçak ne beradi? Yani bu yerdeki. Yani bu ağma geçirilen prizma hesaplanırdı. Yani ağmalı. Ve bu yerden S yanını topladığım olsak P kesim, yani perpendikülerlerinin kesim perimetre hesaplanırdı. Ve el ise yan kırağının uzunluğu hesaplanırdı. S tola ise 2S esas plus S yan hesaplanırdı. S yan bizden malum, S esasını bilemez. Şimdi, hacimle topladığım olsak V. S esas, H, köpetilgen H ya ki S kesim, yani perpendikülerlerinin kesim yüzü hesaplanırdı elge. El ise yan kırağı hesaplanırdı bu yerde. Şimdi, koşumca manumat bir ötedigen olsam, eğer en burçakli prizma buladigen olsa, bu yerde 3n, demek kırağı hesaplanırdı. 3n de kırası ve n plus 2 ise bu yerde yağı. Yağı var. Bir de kırası var. Yani n burçakli prizma buladığım olsa 3n bu yerde kırası var iken demek 3n de kırası ve n plus 2 yağı var iken. Demek az yine olsa da prizma mevzusundan malumatları ilgi bulup aldık. Şimdi misallardan devam edelim. Birinci misal itibarını karatayım. Yani çizmesini çizip aldık. Demek misalını okuyayım ben. Kubning astki esasının bir tamamı ve üstki esasının bir tamamı, astki ve üstki esasının bir tamamı, unga karama karşı tamamlar arkali ötkezilgen tekislik, yani tekislik ötkezdik, tekislik ötkezildi ve ikide üç burçakli prizma ya, yani üç burçakli prizma hasıl buldu, ajraldı ve şu prizmadan birinin hacmi, yani bunun hacmi 256 teng iken, böyle prizmanın hacmi ve demek bizge kubning tola sırtını toping yaptı. Bu aldın demek kub edi ve şunu kes simetriye tekislik ötkezip bunu demek 40'a aldık ve manşuraya koyduk. Bu demek prizmanı yaptı. Prizma çıktı bu yerde. Prizmanın demek hacmi 256 ya. Demek umumi ise onda kubni hacmi bunu 2'ye 2 beraber köp boladigen bolsa 256'ya 2'ni köpaytiradigan bolsa 512. Yani bu kubning hacmi hisoblanadi. Endi bizdan kubning tola sirti. Kubning tola sirti S tola 6A kvadrat edi. Ve bizda hacmini topadigan bolsak, hacmimiz bizda V teng, yani kubniki A'nın kubi edi. 512. Bu yerden A'nı topadigan bolsak 8'ga tengligini bilib olishimiz mümkün. Endi bu yerga A ma'lum bizda. Demek 8'nin kvadratı 64. İkkalasini ko'paytiradigan bo'lsak 384. Yani kubning tola sirti demek 384'ga teng bo'lar ekan. Bizda bunday cevap E variantda berilgan ekan. İkinci misaldan devam etmemiz. İkinci misalda asosları demek S1, S2, S3, S4 şartlar kanaatlantiradigan tengdosh prizmalarning balandliklari H1, H2, H3, H4 quyidagi munosabatlardan qaysi biri kanaatlantiradi deyapti. Demek bu qonuniyatni yodlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni S1imiz ko'rib turgan bo'lsangiz S4dan, S3dan, S2dan ham katta bo'ladi. Balandliklarga kelganda esa, ya'ni tengdosh agar tengdosh prizma bo'ladigan bo'lsa, demak H4imiz barchasidan katta bo'ladi. Birinchi balandlikdan, ikkinchi, uchinchi balandliklardan ham katta bo'ladi. Biz yuzalarda esa, asosan yuzalarda esa birinchi yuzamiz kattasi bo'lar edi. Va mana shunday shart bizni qanoatlantiradi va bu esa C variantda berilgan ikkinchida. Uchinchiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, uchinchida demak bizga
Balandliklar h1, h2, h4 mana shu shartni qanoatlantiradigan tengdosh prizmalar asoslaringiz S1, S2, S3 quyidagi munosabatdan qaysi biriga o'rinli bo'ladi. Demak, bu 2 ni teskari qilib bizga savol tarzida beryapti. Bu yerda S1 barchasidan katta bo'ladi. S4 dan, S3 dan, S2 dan. Ya'ni bunday munosabat bo'ladigan bo'lsa, bizda bu javob B variantda berilgan ekan 3-chida. 4-chiga e'tibor beraylik. 4-chida endi H4imiz. Keling, oldin o'qib o'taman savolni. 4 ta tengdosh prizma balandliklari, mana shunday shartni qanoatlantiradigan bo'lsa, prizmalarning asoslarining yuzlari uchun quyidagi munosabatlardan qaysi biri to'g'ri deyapti. Endi bu yerda H4imiz barchasidan kichik bo'lyapti, ya'ni H1imiz barchasidan katta bo'lyapti. Unda yuzalariga o'tganda esa S1imiz, ya'ni bu yerda H1 eng katta bo'lgan bo'lsa, S1imiz eng kichik bo'ladi-da. S1 eng kichik bo'ladigan bo'lsa, S4 eng katta bo'ladi. Bu yerda S4, H4imiz eng kichik bo'layotgan edi. Ya'ni teskari, ya'ni qarama-qarshi bo'lyapti bir-biriga. Shuning uchun ham bu yerda S4imiz eng katta, S3, S2, S1 tarzida joylanadi. Va bunday munosabat bizda A variantda to'g'ri javob berilgan ekan. Ya'ni bunga o'xshash misollarni demak yodlab qo'ysangiz ham bo'ladi, ya'ni qanday tipda ketayotganini. 5-chi misoldan davom etamiz. 5-chi misolda uchburchakli to'g'ri prizmaning asoslarining tomonlari 13, 14, 15 ga teng ekan. Yon qirralari asosning o'rtalarida o'rtacha balandligiga teng. Prizmaning hajmini toping. Demak, o'rtacha balandlik bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan tushgan bo'ladi. Va endi bizda hajm S asos H ga teng edi. Endi buning uchun perimetr, ya'ni Geron formulasidan foydalanib yechsak ham bo'ladi. Yarim perimetrni hisoblaydigan bo'lsak, 13 plus 14 plus 15 qismi 2 21 ni beradi bizga. S Gerondan foydalanadigan bo'lsak yoki S asos bo'ladigan bo'lsa, buning uchun demak perimetrni o'zini yozamiz 21 va ayirib 21 dan 13 ni ayirib 8, 7, 6 kelib chiqar ekan. Demak, to'g'ridan to'g'ri ayirib ko'paytiradigan bo'lsak, bu yerdan 84 kelib chiqar ekan. Ya'ni bu S asosini beradi bizga. Va endi bizga yon qirrasi asosining ya o'rtacha balandligini tashkil etar ekan. Unda H'ni, bu yerimiz H edi, 14 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda S asosini, ya'ni 84 ni beradi, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu yerdan H'ni topadigan bo'lsak, 12 ga teng bo'ladi. Endi bizda H ham ma'lum, asos ham ma'lum. Hajmni topib qo'ysak bo'lgan, hajmni topadigan bo'lsak, 84 ni 12 ga ko'paytiramiz va bu yerda 1008 degan javob kelib chiqadi. Bu esa bizda C variantda berilgan ekan. 6-chi misoldan davom etamiz. 6-chi misolda to'g'ri prizmaning asosi gipotenuzasi 12 yilduzosti 2 ga teng ekan. Teng bo'lganda teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak bu teng yonli ekan va kateta orqali o'tgan yon yog'ining diagonali esa 13 ga teng ekan. Yon yog'ining diagonali. Ya'ni mana shunday o'tiradigan bo'lsak, shu 13 ga teng ekan. Prizmaning hajmini toping deyapti. Prizmaning hajmini. Bu yer 12 yildizosida 2 bo'ladigan bo'lsa, teng tomonli bo'ladigan bo'lsa, teng yonli bo'ladigan bo'lsa 12, 12 dan bo'ladi bu yerimiz. Endi bu yerda H bo'ladigan bo'lsa, H ni topadigan bo'lsak, bu yerda demak,
13 nin kvadratidan bu yerdagi to'g'ri burchakli bo'lyapti, bu yerda to'g'ri burchakli uchburchak 12 nin kvadratini olamiz. Bu yerda 5 kelib chiqadi. H nin kvadrati va hashimiz 5 ga teng bo'ladi. H teng 5 ga. Bu yer 5 ga teng bo'lar ekan. Endi prizmaning hajmini topadigan bo'lsak, S asos H edi. Asosimiz demak, ya'ni bu yerdan oladigan bo'lsak, 12 ga 12 ni ko'paytirib yarmini hisoblaydigan bo'lsak, bu asosni beradi va hashimiz 5 ga teng edi va bu yerdan 360 degan javob kelib chiqadi. Bizda 360 degan javob A variantda berilgan ekan. 7-misoldan davom etamiz. 7-misolda 3 burchakli to'g'ri prizmaning asoslari 29, 25, 6 ga teng ekan va uning yon qirrasi esa asosining katta balandligi, bu yerni H deb oladigan bo'lsak, katta balandligiga teng ekan, ya'ni u kichik tomonga tushgan bo'ladi unda. Ya'ni 6 ga qarab balandlik va prizmaning hajmini so'rayapti. Demak, unda H 6 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, S asosiga teng bo'ladi. Bunga o'xshash misoldan yechgan edik. Demak, S asosini topishimiz uchun Gerom formulasidan foydalanamiz. Mana shu uchburchak uchun. Demak, yarim perimetrni topadigan bo'lsak, bu yerda 30 ga teng bo'ladi. Agar qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, S Gerom formulasidan yozadigan bo'lsak, 30 dan 6 ni, 30 dan 25 ni, 30 dan 29 ni olamiz. Barchasining ko'paytmasi hisoblaymiz. Bu yerda 30, 24, 5 va 1 kelib chiqadi. Demak, bizdan bunda 60 kelib chiqadi. Bu yerga qo'yadigan bo'lsak, H bizda kelib chiqadi. Ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak, H'imiz 20 ga teng bo'ladi. Bizda balandlik ma'lum bo'ldi. Endi bu yerdan bizdan prizmaning hajmini so'ragan edi. Prizmaning hajmi S asos H ga teng edi. Asosimiz demak 60 chiqqan edi. H'imiz 20 ga. Ko'paytiradigan bo'lsak 1200. Bizga to'g'ri javob hisoblanadi. Bu esa D variantda berilgan ekan. 8-chi misoldan davom etamiz. Demak, asoslari 10, 17, 21 ga teng bo'lgan uchburchakli to'g'ri prizmaning yon qirrasi asosining kichik balandligiga teng. Prizmaning hajmini toping. Asosining kichik balandligi bo'lsa, u katta tomonga tushgan bo'ladi va bu yerda H 21 ga ko'paytirib 2 ga bo'ladigan bo'lsak, bu S asosga teng. Bundan oldin, demak, yarim perimetrni hisoblaymiz, ya'ni Geromdan foydalanamiz mana shu uchburchak uchun. Bu yerda 24 ga teng bo'lar ekan yarmi va S Geromdan topadigan bo'lsak, 24 14 ga va 3 ga va 7 ga ko'paytiramiz. Gerom formulasidan foydalanadigan bo'lsak, bu yerda 84 kelib chiqar ekan. Endi bu yerda H'ni topamiz endi. O'rniga olib borib qo'yamiz. 84 bo'ladi. Bu yerda H'imiz 8 ga teng bo'ladi. Endi bizdan prizmani hajmini so'ragan edingiz. Prizma bizda, demak, asos ma'lum 84 ga, S asos H ga teng edi. Ko'paytirilgan bu yerda 84 ni 8 ga ko'paytiramiz. 672 kelib chiqadi. Bizda bunday javob esa B variantda berilgan ekan. 9-misoldan davom etamiz. 9-misolda og'ma prizmaning perpendikulyar kesim tomonlari 6 va 3 ga teng bo'lgan to'g'ri to'rt burchakdan iborat ekan va prizmaning hajmi 54 ga teng ekan. Prizmaning yon qirrasini toping deyapti. Ya'ni mana shu yer to'g'ri to'rt burchakdan iborat bo'lyapti. Tasavvur qilasiz albatta.
Demek ki, indi bu yerde bizge hacim verilgen iken hacim 54 keten iken ve bizden prizmanın yan sırtını soru yaptı. Demek yan kırasını soru yaptı iken yan kırasını tapadigen basak bizde prizman hacmi boyunca S perpendiküler kesim 50 keten idi. Şu yerden elini tapsak buladı. Bu yerde 100'ü demek SP 6'ya SP'ni tapadigen bulsak 6'ını 3'ge köpeytiremiz 18 kere çıkadı. Yani perpendiküler kesim 107. Yani 2 kere köpeytiredigen bulsak bizde S malum. Ve prizmanı hacmi malum 54'ge. Onu ge koyadigen bulsak demek 54 S ge koyadigen 18 L. L'ni topadigan bo'lsak bizda 3 degan javob kelib chiqadi. Demak, yon qiramiz 3 ga teng bo'lgan ekan. C variantda berilgan ekan to'g'ri javob. Misoldan davom etamiz. 10-misolda bizga to'g'ri prizmaning balandligi 50 ga teng ekan va 13 37 40 ekan tomonlari va prizmaning to'la sirtini toping deyapti. Bunun için demek bizge h belgen iken 52 deyken yarım perimetrini topamız. Yarım perimetre bu yerde 45 deyken oladı. S asosunu yani Geron formülasından faydalanıp topamız. Bu yerde 13 45'ini yazamız. Ve 45'den 13'ini aladigan bulsak demek köpeytirip yazamız endi. Bizde oladı 5, 8, 32 oladı. Ve endi bunu hesaplayan olsa Geron formülası boyunca 240 katayım oladı. Yani bu yerde 45 perimetrin özü 5, yani 45'den 40 oladıyan olsa 5, 45'den 37'den oladıyan olsa 8'ge. Demek 45'den 13'ne oladıyan olsa 32 katayım oladı. Bu S asos hesaplanadı. Bizde asos malum indi yanını toplarımız. Biz yanını topşımız için 13'ge demek bu yerden balantik olarak 52'ni köpeytiramız iken plus 37'ge kere tamamını koşup köpeytiradigen bulsak 90 37'ge 90'ni köpeytiramız plus demek bu yer 40 ve 52'ni köpeytiramız. Demek bunu hesaplayacak olsak 4500 kelip çıkadı. Bizde S yan malum, S asas malum demek S tolanı tapışımız mümkün. Bunun için formula boyunca S yan plus 2 S asasıydı. Formulaya koyamız 4500 plus 2 asasımız 240 deniydi. Bunu köpeytirip koşabilgen bulsak bizde 4980 gelip çıkadı. Bizde 4980 degen cevap ise E variantta verilgen iken. 11. misalda devam etmemiz. 11. misalda bizge prizmanın asası demek A'mız 2 yıldız olsun 5 getirin iken. Çizman çizip olduk. Yani 6 burçakten ibaret iken müntezam 6 burçakten. Yani tamamlar kvadrat bol yaptı. Onda barcha tamamları ve şu kvadrattan ibaret bol yaptıken bolsa bu yer ham A, bu yerler ham bu yer, bu yer, bu yer. Barcha tamamları A'dan ibaret boladı. Ve bizden demek prizmanın kapta diagonal. Yani ben şu diagonalını soru yaptı. Bu yerimizden diagonal ötkezi diyen bolsak 2 ayga teng bo'ladi. Ya'ni bu katta diagonal va bu yerdagi A va 2A. Şimdi bu yerda Pifagor teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, D gipotenuza vazifasini bajaryapti. Demak, D'ning kvadrati A'ning kvadrati plus 4 A'ning kvadrati bo'ladi. Bu yerni kvadratga oshiradigan bo'lsak bunu topa degen bulsak bu yerde 5a kvadrat
Bundan ildiz çıkaradigan bo'lsak, A teng ildizosi 5 ga teng bo'ladi. Endi A bizda mana 2 ildizosi 5 ildizosi 5. Tamam, demak bular ko'payadigan bo'lsa 10 degan javob bizga to'g'ri javob hisoblanadi. Bu esa bizda B variantda berilgan ekan. İkinci misoldan devam etmemiz 12. misolda bizga demak oqma prizmaning yon qirrasi 20 ga teng ekan. Bu 20 ga va asos tekislik bilan 30 graduslik burchak hosil qiladi va balandlikni so'rayapti. Mana shunda tushiradigan bo'lsak, bu balandlik hisoblanib, bu yer 90 da tushadi. Bu yerimiz 30 ga teng ekan. Bu yerimiz unda 60 ga teng bo'lib qoladi. Va 90 da 20 ga teng bo'ladigan bo'lsa 30 gradusda 10 ga teng bo'ladi. Qoida bo'yicha. Demak, bizdan balandlikni so'ragan edi. Demak, bu C variantda berilgan ekan. 3-chi misoldan davom etamiz. 13-chi misolda bizga 3 burchakli prizma berilgan ekan. Ya'ni to'g'ri prizma berilgan ekan. Demak, tomonlari 25, 29, 30 ga teng ekan va bizdan S to'la ham mavjud ekan. S to'lamiz 1620 ga teng ekan. Demak, prizmaning balandligi h ni so'rayapti. Oldin demak, geron formulasidan foydalanib, S asosini topamiz. Bizga yarim perimetrni hisoblaydigan bo'lsak, 45 ga teng bo'ladi. Perimetrni o'zi, ya'ni asosiy 90 ga teng bo'ladi, ya'ni perimetrning asosi 90 ga teng bo'ladi. Uning yarmini bo'ladigan bo'lsak, 45 ga teng bo'ladi. Ya'ni P asos ham bizga kerak bo'ladi. S asosini topadigan bo'lsak, ya'ni gerondan foydalanib 45 45 dan 25 ni oling, 20 16 9 ga teng bo'ladi. Ya'ni tomonlardan ayiradigan bo'lsak, geron formulasi bo'yicha, demak, ildizdan chiqarib 360 ga teng. Endi bu yerda S to'lani formulasi bor edi. 2S asos plus S yon. S yonni topib oladigan bo'lsak, S to'la ma'lum 1620, 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak 720 plus S yon. S yonimiz oladigan bo'lsak 900 ga teng bo'ladi. Endi S yonni formulasi bizda P asos va H ga teng. Asosni aytgan edik, bu yerda 90 ga teng deb 45 ga emas, bu 45 yarim perimetr hisoblanadi. S yonimiz 900 ga teng va bu esa 90 ga teng. Asosimiz perimetrning asosi va H teng 10 ga teng bo'lib qoladi. Bizdan balandlikni so'ragan edi. Bu esa C variantda berilgan ekan. 14-chi misoldan davom etamiz. 14-chi misolda yani bizga 3 burchakli to'g'ri prizmaning asoslari, ya'ni tomonlari 3 ga, 4 ga, 5 ga teng ekan, hajmi berilgan ekan va bizdan balandlikni topishni so'rayapti. Ma'lumotlardan foydalanib, demak, yarim perimetrni topib olamiz. Yarim perimetrni topadigan bo'lsak, bu yerda 3 plus 4 plus 5 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Bu 6 ga teng. Ya'ni 6 degan yarim perimetr. Endi S asos, ya'ni geron formulasidan foydalanib topamiz. 6 6 dan 3 ni olamiz va 6 dan 4 ni olamiz. 6 dan 5 ni olamiz. Va ildiz chiqaramiz. Bu yerda 6 3 2 1. Bu yerdan ko'rinib qoldiki, 6 degan javob kelib chiqadi. Endi bizda hajm mavjud. Ya'ni hajmimiz nimaga teng edi? S asos H. Asos ma'lum bizda, hajm ham ma'lum, 6. H ni topadigan bo'lsak 3 ga teng bo'ladi. 3 degan javob bizda 14-chi misolda D variantda berilgan ekan. Misoldan davom etamiz. Demak, 15-chi misolda 3 burchakli muntazam prizmaning balandligi 8 ga teng ekan va asosining yuzi 9 ildizosli 3 ga teng ekan. Prizmaning yon tomonidagi diagonalni toping. Demak, muntazam bo'ladigan bo'lsa, bu yer A, A, A bo'ladi.
Bitözem 3 bölçekte formüla var idi bizde. 3 a'nın kvadratı taksim 4 ve 9 intizası 3G. Şimdi bu yani esasının yüzü. Biz esasımız demek 9 intizası 3G ve belentlik haçtın 8G deneydi. Şimdi bu yerden a'nın top bola diyemizi yani tamamı biz yazarız. Ve bu yerden a'nın kvadratı 36G, a'nın 6G deneydi kaladı. Şimdi bizde tamam malum. Ve bu yeri koyduğum olsak, yani bizden yan tamamen diagonalini topluyoruz. Yani bunu da yutradığım olsak bu. Hemen şu diagonalini soru yaptı. Bu yer A, bu yer ham A, bu yer ham A buladığım olsa bizde bu yer 6'ya denk buladı. Ve bana şu 3 bölçekini bu yerden çizediğim olsam. Yani T bizde hipotenüza bo'lyapti. Bu yerimiz 6'ya teng bo'lyapti. Ve bu yer topadigan bo'lsak bu yerimiz 8'ya teng bo'ladi. Yani balandlik bo'lyapti. Bu balandlik hisoblanadi. Bizde balandlik 8'ya teng edi. Ve bizde endi diagonal topadigan bo'lsak diagonal 10'ya teng bo'lib qoladi. Pifagor teoremasidan foydalanadigan bo'lsak, bu yerimiz 8 ga teng, bu yerimiz 6 d. Bu hipotenuza vazifasini bajaryapti va bizda d 10 ga teng bo'lib qoladi. Diagonalimiz 10 ga teng, ya'ni bu B variantda to'g'ri javob berilgan ekan. 6-chi misoldan davom etamiz. 16-chi misolda chizmani chizib oldik. Demak, bizga burchaklardan biri, ya'ni teng yonli trapetsiya bo'lyapti bu yerda va 80 ga teng ekan bir burchagi va bizdan prizmaning yon yoqlari hosil qiladigan eng katta ikki yoqli burchagini aniqlang. Bu yerni topadigan bo'lsak, bu yer mana shu yerni so'rayapti bizdan. Bu yer 180 dan 80 ni oladigan bo'lsak 100 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda alfa pi plus betamiz, ya'ni ikkita burchak yig'indisi trapeziyada 180 ga teng edi va bu yerdan bizda alfa berilgan ekan 80 deb oladigan bo'lsak plus beta 180 ga beta teng 100 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni bizdan mana shu burchakni so'ragan, ya'ni bu yer ham 100 ga teng bo'ladi, bu yer 80 ga teng bo'ladi. Ya'ni bizda eng kattasi 100 gradus bo'ladi javob. Yani A variantda belirgen ekan doğru cevap. Misoldan devam etmemiz 17. misol çizmasini çizib qo'ydik mana. Muntazam 3 burchakli prizmaning hajmi belirgen ekan 27 ildizosi 3'ga teng ekan va asosiga tashqi chizilgan aylana, ya'ni asosiga tashqi chizilgan aylana, ya'ni bu muntazam 3 burchakka tashqi chizilgan aylana bo'lyapti. Radiusi esa 2 ga teng ekan. Radius 2 ga teng ekan. Va bizda prizmaning balandligini toping deyapti, hashni so'rayapti. Buning uchun, ya'ni biz tomonlarni topib olishimiz uchun bu yer a bo'ladigan bo'lsa a teng ildizosiga 2, ildizosiga 3 yerga teng edi. Va bu yerdan a'ni topadigan bo'lsak, ildizosi 3, ya'ni 2 ildizosi 3 ga teng bo'ladi a'miz. Va endi asosini topib olaylik oldin. Esa asosimiz muntazam 3 burchak bo'lgani uchun ham a kvadrat ildizosi 3 taqsim 4 bo'ladi. Ya'ni a ma'lumimizda 2 ildizosi 3 ning kvadrati ildizosi 3 taqsim 4. Demak bu yerdan 3 ildizosi 3 kelib chiqadi. Ya'ni bu yerda 4 3 12 12 bilan 4 qisqaradigan bo'lsa 3 ga qisqarib 3 ildizosi 3 qoladi. Endi bizda hajm ma'lum. Formula bo'yicha S asos H ko'paytmasi. Shunga teng. Endi o'rniga qo'yadigan bo'lsa 27 ildizosi 3 asosimiz ma'lum 3 ildizosi 3 h. Ildizosi 3lar ketadigan bo'lsa 9
gelip çıkadı. 9 degen cevap bizde E variantı belirgen ki. 2. misaldan devam etmemiz. 18. misalda demek bizge müntezem üç uçakli prizmanın hacmi 16 getirirken ve asosining tamamının uzunluğu kanday bo'lganda prizmanın to'la sirti en küçük bo'ladi. Demek asosi muntazam bo'ladigan bo'lsa, bu yerda S asosimiz A'nin kvadratı ildiz ostu 3 taksim 4'ye teng bo'ladi. Endi bu yerda hacim bizden mavjud. Asosimiz demek A kvadrat ildiz ostu 3 taksim 4 H'ga teng edi. Yani bizden H normalim bu yerda ve H ni topadigan bo'lsak bu yerdan 64 A'nin kvadratı ildiz ostu 3 ga. Endi S tolani formulasi qanday edi? S tolamiz bizda 2S asos va plus S yoniga teng edi. Endi asosimiz bizda mavjud. Mana va S yonimiz 3AH bo'ladi bu yerda. 2 A'nin kvadratı ildiz ostu 3 taqsim 4 plus S yonimiz 3 A H keting bo'ladi. Endi bizda H mavjud edi, ya'ni bu yerda 10 ga qo'yadigan bo'lsak, buni ham qisqartiramiz. 2 qoladi bu yerda. A ning kvadrati ildiz ostu 3 taqsim 2 minus 10 ga qo'yadigan bo'lsak, bu yerda 64 ildiz ostu A ildiz ostu 3 taqsim A bo'ladi. Endi mana shundan hosil olamiz. Eng kichik qiymatini so'rayapti, hosil olib 0 ga tenglaymiz. Hosil oladigan bo'lsak, bu yerda 2 ildiz ostu 3 A taqsim 2 minus 64 ildiz ostu 3 A'nin kvadratı bo'ladi va shuni 0 ga tenglaymiz. Endi bu yerda 64 ni tenglikning u yoqiga olib o'tadigan bo'lsak 2 ildiz ostu 3 A 2 bo'ladi. 64 ildiz ostu 3 taqsim A'nin kvadratı. 2 lar qisqaradi, ildiz ostu 3 lar ham qisqaradi. A'nin kubi bizda 64 ga. Unda A'miz 4 ga. Ya'ni bizda A teng 4 bo'lganda eng kichik qiymatga ega bo'ladi. Ya'ni bu B variantda berilgan ekan. 9-chi misoldan davom etamiz. 19-chi misolda, ya'ni chizmani ko'rib turibsizlar. Bu yerda balandlik 5 ga teng ekan. Trapetsiya, asos trapetsiyadan iborat va tomoni 16 va 44 ga, yon tomoni 17 va 25 ga. Biz balandlik tushirdik. Balandlikga tushirdik. Bu yer 16 ga teng bo'ladi unda. Ya'ni bu yerni oladigan bo'lsak, bunga teng bo'ladi. 16 16 bo'ladi va bu yerni x deydigan bo'lsak, bu yerimiz 28 - x ga teng bo'ladi. Bizdan hajmni topishni so'rayapti. Va endi bu yerda hajmimiz S asos ko'paytirilgan H ga. Asosimiz demak trapetsiyadan oladigan bo'lsak A plus B taqsim 2 H ga teng bo'ladi. Endi H ni topishimiz uchun o'xshashlikdan foydalanamiz. Ya'ni bu yerda 17, ya'ni bu yerdagi 3 burchakdan bu yerdagi 3 burchakka tenglaymiz. Buning uchun 17 ning kvadrati minus x ning kvadrati bo'ladi. Bu yerda to'g'ri burchak bo'layotgan bo'lsa, ya'ni bu gipotenuza bo'lyapti, bu katet va bu ham katet bo'lyapti. 25 ning kvadrati minus 28 minus x ning kvadrati. Endi bu yerdan x ni hisoblab chiqaradigan bo'lsak, ya'ni x imiz 8 ga teng bo'lib qoladi bu yerda. Va endi bizda h ni topadigan bo'lsak, ya'ni h imiz, ya'ni bu 3 burchak uchun oladigan bo'lsak 17 ning kvadrati minus x ning kvadrati ildiz albatta 10 ga qo'yadigan bo'lsak 15 ga teng bo'lib qoladi. X ning 12 8 ni qo'yadigan bo'lsak 17 ning kvadratidan 8 ning kvadratini oladigan bo'lsak 15 ga. Endi bu yerda S asosini topamiz. Bizga A va B ma'lum. Ya'ni 44 plus 16 taqsim 2 hashimiz 15 ga teng. Endi bu yerdan topadigan bo'lsak S asosimiz 450 ga teng bo'ladi.
Endi hacim. Ne topa degan bo'lsak. Endi bizda h ma'lum edi, ya'ni bu katta h, ya'ni prizma uchun bu hajm asosimiz 452 ga teng edi va katta hajmimiz prizma uchun 5 ga teng edi. Endi buni ko'paytiradigan bo'lsak 2252 ga teng bo'ladi. Bunday javob bizda A variantda berilgan ekan. 20-misoldan davom etamiz. 20-misolda 60 ta qirrasi bo'lgan prizmaning nechta yog'i bor? Demak, biz yozib o'tgan edik, ya'ni 3 n'imiz mavzuni tushuntirganda 3 n'imiz bu qirra hisoblanadi va n plus 2'miz ya'ni yog' hisoblanadi. Bu qirra. Ya'ni mana shu formulaga tashlaymiz. Demak, bizda qirrasi 60 ta. Ya'ni 3 n'imiz 60 ga teng ekan. Bu yerda n teng 20 bo'ladi. Endi bizdan yog'ini so'rayapti, ya'ni bunga qo'yamiz n plus 2 ga qo'yadigan bo'lsak, 20 ga plus 2 ni qo'shamiz, 22 degan javob kelib chiqadi. Bu esa C variantda berilgan ekan. 21-misoldan davom etamiz. 21-misolda bizga to'g'ri prizmaning asosi teng yonli uchburchakdan iborat. Teng yonli ekan. X, X deb belgilab olib, balandlik ham tushirdik. Asosi 6 ga teng ekan. Va 3, 3 dan tushadi. Agar balandlik tushiradigan bo'lsak, domino o'qiydigan bo'lsam, ya'ni burchakning sinusi bizga sinusi 0.6 ga teng ekan. Agar prizmaning asoslari yuzalarining yig'indisi uning yon sirtiga teng bo'lsa, prizmaning hajmini toping deyapti. Buning uchun oldin sinus alfa, kosinus alfani topadigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladi 1 minus sinus sinus kvadrat alfa edi. Bundan demak 0.8 ga teng bo'ladi. Sinus bizda ma'lum. Endi ya'ni kosinus teoremasidan kosinuslar qoidasi bo'yicha bu yerda oladigan bo'lsak, yopishganni, yopishgan katetni gipotenuzaga nisbat edi. Unda x'imizni 3 taqsim kosinus alfa bo'ladi. X'ni topadigan bo'lsak, 3 kosinus alfa 0.8 yoki buni 15 taqsim 4 deb yozsak bo'lar ekan. Endi bu yerda bizga aytgan edi, prizmaning asosi, ya'ni 2s asosimiz yig'indisiga, yuzalarining yig'indisiga teng ekan. Ya'ni bundan topadigan bo'lsak, umumiysi 6x sinus alfa 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 2 ni ko'paytiramiz. Va endi bu yerdan asosni topadigan bo'lsak, o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bizda x ma'lum va 2 ga bo'lib oladigan bo'lsak ham bo'ladi. X 15 taqsim 4 6 sinusimiz ham bizga berilgan. Oldin yozib olib turaylik. Va qisqarib ketadi. Endi bu yerda buni sinus alfani o'rniga qo'yadigan bo'lsak 15 3 taqsim 2 0.6 bo'ladi. Qisqartiradigan bo'lsak va endi bu yerdan demak 45 ni 0.3 ga ko'paytiramiz. Qisqartiradigan bo'lsak bu yerda 0.3 qoladi va 3.13.5 degan javob kelib chiqadi. Endi S yonimiz nimaga teng bo'ladi? S yon. Endi bu yerda S yonimiz, ya'ni S yonimiz x plus x plus 6 bo'ladi. Ya'ni perimetri va h. Bizga 7.5 plus 6 x topilgan edi bizda. 15 taqsim 4 edi. X h s yon
İndi bu ne? 13 yarım ya dinleyemiz. 13 yarım ya. Ve indi bu yerden top edigen bulsak haş haş bizde demek bir getirin bu kadar iken bu yerde bu şey 13 yarım ve haşımız bir getirin bu indi haş bir getirin bu yerden bulsa bizden prizmanın hacmini sorarken indi prizmanın hacmi is asos haş getirin idi is asosumuz malum bizde 2 bu yerde 13 yarım ya yani 13 yarımını 2 ya bölünüz çünkü 2 s asosumuz 13 yarım 2 ya bölüp yazadigan bo'lsak haşımız 1 ga teng uni yozib o'tirish shart emas bu yerde 6,75 yoki buni 6'dan 3 taksim 4 deyip yazı varış hem mümkün. Cevabımız A variantta görülgen. İkinci misoldan devam etmemiz. 22. misolda prizmanın cami kareleri yani 3 yanımız 36 getirdi. Bu sefer demek ki hiç de yok var. Yine de toplamımız oldu. Bu yerde 12 kilo çıkardı. Ve bizde n plus 2 yok. Hesaplanabilirdi. N malum 12 plus 2 14. Bunda cevap bizde E variantı verilgen eken. 3. misaldan devam etmemiz. 23. misalda bizge demek üçburçekli doğru prizmanın berçe kareleri bir hal uzunlukta. Bu A bunu da ve S tolamız ise 8 plus 16 yüzeyde 3. Ve bizden S asasının yüzünü soruyor. S tolamız 2 S asos plus S yon 8 plus 16 yıldız 3 yedin. Şimdi bu yerden asosumuz S asosumuz 2 yıldız 3 A'nın kvadratı taksın 4. S yonumuz ise 3 A kvadrat yedin. Ve bu yerden 8'ini çıkarıp yazadigan bolsa 1 plus 2 yıldız 3 oladı. Endi bu yerden bunlar kıskara diyen bolsa 2 kaladı bu yerde. Endi dostu 3 a'nın kvadratı taksın 2 plus bir yaham 2'ni bir diyen bolsak 6 a kvadrat taksın 2 denk 8 bir plus 2 endi dostu 3 gibi bu kaladı. Endi bu yerde makarajlar denk A'nın kvadratı plus 6 kvadratı bu yapka köpeydirelim. 2'nin 16 1 plus 2 iltisastu 3 oladı. Ve bu yerden indi iltisastu 3 A'nın kvadratını çıkaramız. 1 plus 2 iltisastu 3 oladı. Ve bu yerde 16 1 plus 2 iltisastu 3. Bunları kıskarttıramız. Ve indi dostu 3 a kvadrat 16 getirdim. A kvadratımız 16 taksim indi dostu 3. S asosumuz bizde ne getirdiydi? Yani a kvadrat indi dostu 3 taksim 4 getirdiydi. Şimdi bu yerde a'nın kvadratı bizde 16 taksim indi dostu 3 getirdiydi. 16 taksim indi dostu 3 indi dostu 3 taksim 4. Kıskarttıra diyen bulsak bu yerde 4 kaladı. Bu hesabımızda A variantta belirgen iken. 3. misaldan devam etmemiz. 24. misalda bizge üçburçekli muntazam prizmanın hacmi bu getirgen iken ve asosinin tamamı kanday bölgende prizmanın tola sırtı en küçük boladı. Bunun gibi okşaş misalını geçken idik. Yani 18. misolda geçken idik bunun yokuşa misolunu. Gelin bunu ham geçeceğimiz. Şimdi muntazam bola degen bolsa tamamları A'dan boladı. Balandlik haş keting. Hacim berilgen iken. Bizde hacim is asos haş keting idi. Asos
Bu da yapabiliyor musun? Hacim mi? Asasımız A'nin kvadratı düzastı. 3 taksım 4 keten 7 ve H'ni üzerine yazalımız. Bu yerden H'ni yapabiliyor musun? Bu yerden yazalım. H den 4 V A kvadrat düzastı 3 boladı. Şimdi S dola. S dola. 2S asas plus S yam. Demek bizde asas A kvadrat ildizası 3 taksın 4 idi. 2 A kvadrat ildizası 3 taksın 4 plus S yanımız ise 3 A H idi. Bu yerde H malum bizde. Buranı çıkartıramız. 2 buladı bu yerde. A kvadrat 3 taksim 2 plus endi bu yerde h'ımızı 12'ye koyadigan bo'lsak 3 a 4 b a kvadrat düzastı 3 ga teng. Endi bunu soddalashtiradigan bo'lsak bu yerde A kvadrat ildiz ostu 3 taksim 2 plus 12 V taksim A kvadratla kıskaradigamız A kvadratla A'na kıskartıradigamızsek bu yerde A ildiz ostu 3 keting boladı. Endi bunu soddalaştıradigam bolsak endi bu yerde 4 ildiz ostu 3 V taksim A plus A kvadrat indizostu 3 taksim 2. Yani bu yerde indizostu 3 ke köpeytirip mahrajını demek irrasyonallıktan tutkardık. Ve bizde manşunda görmüştük yerde. Şimdi en küçük kıymetini topuşumuz için bunu bundan hasıla olamız ve nölge teyneyimiz. Hasıla ola diyen bu sek bundan bizde 4 indizostu 3 V A'nın kvadratı biz A'ya nisbeten hosil olayapmız. Minus A indiz ostu 3 teng 0. Bu yerde indi tenglikning u yoqiga o'tkazadigan bo'lsak bizda A kub indiz ostu 3 4 indiz ostu 3 V'ga teng bo'ladi. İndizos uçlar kıskaradı ve bizde A teng 3. dereceli ildizde 4 V'ye teng boladı. Demek bizde A teng yani 3. dereceli ildizde 4 V boladı yanmasa en küçük kıymetke erişer. Bizde bunda cevap S variantı bilgeniken. 5. misaldan devam etmemiz. 25. misaldan mutlasam 4 bölçekli prizmanın hacmi 60'ye. Yan sırtı 120 ga prizmanın asosidan simetriya merkezinden üstki asosinin 3 geçe bo'lgan masofani so'rayapti. Bu yerde demek bizga hacim berilgan ekan 60 s yan sırt berilgan ekan 120 ga teng. Endi asosidan simetriya tekisiga o'tkazilgan ekan va shungacha bo'lgan masofani so'rayapti. Bu yerden düşünmediğim bolsak yani şu masafen sonra yaptı özellikle kilin bu yerine da devamımız diagonal böyle yaptı ve bu yer A A böyle diyen bolsa bu yerin minimum ise A indizostu 2'ye bunda bu yerimiz A indizostu 2 taksim 2'ye teminladı yani bunun yerine teminladı şimdi bizden D'ni soru yaptı. Bu yerde D'nin kvadratı Pifagor teoremimizle faydalandığım bu şey H'nin kvadratı plus üst 2 A taksim 2'nin kvadratı. Şimdi bu ikilisini sistem akıladığım bu şey S asos H ve 4 A H.
Bu 4A değerimiz, yani hacimde kaldırandık 4A 1 metre ve şimdi bu 60 getirirken bu 120 getirirken şimdi buradan kelip çıkardık ki bu yerde S asasımız yazıp koyarız. S asasımız A'nın kvadratı olalı bunda. Muntazam tök köşeli prizma bölgeni için ham. Şimdi bu yerde A taksım 4'ten 4 taksım 2'ye denilip kalır. Bu yerde A'mız 2'ye denilip kalır. Şimdi H'ını topa diyen olsak bu yerden H'ını topa diyen olsak ya ki bunu koyalım. Yani bu yerde A'nın kvadratı 4 H 62 H'den 15 ye. Bizde H malum, A malum, yani bunu koyup topsan buladı. Yani bizden D'nin sonra gelin. D kvadrat. Bunu neye koyduğumuzda 15'teki 225 plus. Bunun kvadrat yaşıra diyemizde 2, 4, 4.4'ler kıskaradı. 225'ye 2'ni koşa diyemizde 227 olandı. Demek ki benim özümüzde elimiz olsun 227 yetin olandı. Yani bizden D'nı sonra geliydi. Ve D'nı özü elimiz olsun 227 yetin oldu. Bunda cevap bize S variantı belirgenirken. Misaldan devam etmemiz 26. misalda. Yani 6 muntazam 6 burçakli prizmanın en katta diagonali demek yazıp koyalım. Diagonali 8 teğen ve u yan qıra bilan 30 gradusli burçak hosil qilar ekan. Ve prizmanın hacmini soruyordu. Biz demek çizip belgilab aldık. Yani bu yer H'dir ve bu yer AA bo'ladigan bo'lsa 2A yani RR. Yine bu yerde bu kaydan ahmiyansı başımızın 2A'ya teyim oladı. Şimdi sinus kaydası boyunca yani burçak karşısındaki katetin hipotenüs agensi sinus 30 gradusumuz 2A taksım D'ye teyim oladı. Şimdi bu yerden A taksım 4 yeniden B taksım 2. 1 taksım 2 deyeni sinus 30'da. Ve bu yerde A teğen 2'ye teğen burada. Şimdi H'ını tapıp olaylık. Yani bu yerde H katet bol yaptı. Yani hipotenuzadan yani D'nin kvadratıdan 2A'nin kvadratını alalımız. 8'nin kvadratıdan 4'nin kvadratını alalımız. Bunda 4 ildiz olsun, 3 ildiz olsun projek buladı. Şimdi S asosunu tapaylık. Asosumuz 6 burçakli bölgen için 6'ını köpeytiremiz. Ve muntazam şu burçakinin formulası boyunca ildiz olsun 3, A'nın kvadratı taksım 4 getin yedi. Ve A bizde malum idi. Bunda kıskaradı. Ve 6 ildiz olsun 3 getin bu. Şimdi hacimi topsak buladı. S asosunu H'ki köpeytiremiz. Şimdi bu yerde 4 ildiz olsun 3 belentlik, 6 ildiz olsun 3 ise asos. 24'ünü 3'ye köpeytiremiz. Bu yerde 72 degen cevap gelip çıkardı. 72 degen cevap bizde A variantta belirgen ekran.